Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi Tahıl Koridoruna İngiliz Operasyonu 1 Ağustos'tan bu yana Tahıl Koridoru Anlaşması sayesinde toplam 408 gemi seferiyle 9.2 milyon ton Ukrayna tahılı taşındı. Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin verilerine göre bu tahılların %47'si Avrupa'ya, %20'si Asya'ya, %16'sı Türkiye'ye, %13'ü Afrika'ya ve %4'ü Orta Doğu'ya gitti. Bu veriler öncelikle ABD-İngiltere ikilisinin o dönem yürüttüğü Rusya yüzünden Afrika'da insanlar aç, Afrika ülkeleri Ukrayna tahılına erişemiyor propagandasının doğru olmadığını belgeledim. Çünkü Ukrayna tahılının sadece %13'ü Afrika'ya gitti. O dönemde de dikkat çekmiştik. ABD-İngiltere ikilisi tahıl krizi üzerinden Ukrayna gemilerine NATO kalkanı oluşturarak Karadeniz'e girmenin peşindeydim. İşte Temmuz ayında kotarılan tahıl koridoru anlaşmasıyla ABD-İngiltere ikilisinin bu planı boşa çıkarılmıştı. Ankara-Moskova ekseni Ukrayna gemilerinin güvenliğinin sağlanması için Anglo-Sakson savaş gemilerine ihtiyaç bırakmayarak Karadeniz'in güvenliğini korumuştu. Moskova'nın işaret ettiği İngiliz parmağı. Tüm bunları şu nedenle anımsattık. Rusya önceki gün tahıl koridoru anlaşmasını askıya aldığını ilan etti. Çünkü Kırım'da Rus gemileri saldırıya uğradı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle: Kiev rejiminin İngiliz uzmanların da yardımıyla Karadeniz filosuna ve tahıl koridorunun güvenliğinin sağlanmasında görev alan sivil gemilere karşı gerçekleştirdiği terör eylemini dikkate aldık. Rusya Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin anlaşmanın uygulanmasına katılımı askıya almıştır. Açıklamadaki dikkat çekici nokta, Ukrayna'nın saldırıyı İngiliz uzmanların yardımıyla yaptığının belirtilmesidir. Rus devleti, boru hattına sabotajda Anglo-Sakson ize yani ABD-İngiltere ikilisine işaret ederken, Kırım'daki saldırıda sadece İngiltere'ye işaret etti. Londra-Kiev görüşü Başta da belirttik, ABD-İngiltere ikilisi için tahıl krizi Karadeniz'e girebilmenin aracıydı ve Türkiye-Rusya anlaşması o planı bozdu. Dolayısıyla Tahır Koridoruna operasyon elbette öncelikle ABD-İngiltere ikilisinin işine gelecektir. ABD ile İngiltere'nin imza sonrasında Tahıl Koridoru anlaşmasından memnuniyet duyduklarını açıklaması da şimdi Rusya'nın anlaşmayı askıya aldığını belirtmesine tepki göstermeleri de bu gerçeği değiştirmiyor. Öte yandan Londra'da ve Kiev'den gelen Rusya anlaşmadan çekilmeye bahane arıyor söylemi de yanıltıcı. Zira Rusya'nın anlaşmadan çekilmek için bahaneye ihtiyacı yok. Anlaşmanın Rus tarım ürünlerinin sevkiyatına yönelik kısıtlamaların kaldırılması kısmının yerine getirilmemesi bile Moskova'nın anlaşmayı askıya almasına yeterli gerekçe zaten. İngiltere'nin amacı Moskova'nın doğrudan İngiltere'ye işaret etmesinin özel bir anlamı var. Zira ABD içinde de artık barış masası kurulmalı görüşü seslendirilmeye başlandı. Son olarak ABD kongresinin 30 üyesi Biden'a Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için diplomatik çözüm sağlaması çağrısını içeren bir mektup gönderdi. Tahıl koridoruna operasyonsa barış masası kurulması olasılığını zayıflatan bir operasyondur. Moskova'nın bu kez ABD-İngiltere yerine sadece İngiltere'yi adres göstermesi, barış masasına en çok karşı çıkana işaret etmektedir. Yani İngiltere tahıl koridoruna operasyon yaparak batı içinde ağırlık kazanmaya başlayan artık barış masası kurulmalı görüşünün önünü kesmeye çalışmaktadır. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.